ikinci Faik Bucak, Sait Elçi, Yaşar Kaya gibi isimler teorik olarak yazdıkları yazılarla burada bir Kürtlük bilinci uyandırdılar. Bu gittikçe halka da yayılmaya başlandı. İşte Abdullah Öcalanlar dediğimiz demin ifade ettiğiniz hani Ankaralılar öğrenciler grubu. olarak adlandırılan. Daha sonra Doğu daha Devrimci sonra Kültür Ocakları herhalde değil mi? DDK falan böyle bir Onlar zamanla kendilerini isimlendirecekler öyle. Şimdi ama bu öğrenci grubuna baktığımızda ismi işte sivrilecek olan PKK'nın liderliğine işte kuruculuk bir sürü bir sürü yerde yer alacak olan peki Abdullah Öcalan daha liseden mezun olduğunda bu staja nereye gönderildi? Bir kere ona bir bakalım. Değil mi? Liseden mezun olduğunda bu nereye geliyor? Diyarbakır'a. Peki ben bunu kimden dinledim? İlter Ural. Işıklar için duyusun. İlter Ural hem bir Fenerbahçeli olması hem Tepe Üniversitesi'ndeydi. Uzun zaman birlikte olduk. Bir, çok büyük bir sevgi saygı vardı aramızda. Ben İlter abinin kendisinden dinledim. Hatta bana 14 sayfalı kendi el yazısıyla yazıp bıraktığı, gelişmeleri anlattığı notları var bende. İlter abi söyledi. Dedi ki bizim yanımıza geldi staja. Ondan sonra çok özetliyorum. Sonra işte İstanbul'da biliyorsunuz üniversite hayatı var. Ve dedi biz onu daha sonra İstanbul'dan Ankara'ya aldık. Yani bunun anlamı ne biliyor musunuz? Bunun anlamı çok açık. Yani o zaman liseden mezun olan bu genç Abdullah Hocalan ne hikmetse devletin bir koridorunun kararıyla bu tür bir yolculuk yaptırılıyor. Ha, işte Ankara'ya gelindikten sonra sol düşünce sahip olan öteki öğrenciler, gruplar onlarla da tabii temaslar var. Bu temasların işte sonucunda şimdi bir takım organizasyonlar olacak, isimlerini söyleyeceğiz. PKK'yı anlayabilmemiz için bir tarihsel olayı daha anımsamak gerekiyor. Kıbrıs Barış Harekatı, 1970, 20 Temmuz 1974. Birinci harekatın yapılmasına ABD olur ve onay verdi. 15-16 Ağustos'ta yaptığımız ikinci harekata ise kesinlikle karşı çıktı. Bunun yapılmamasını istedi ama Ankara karar verdi ikinci harekatı yaptı. On, ne olduysa ondan sonra oldu zaten. Siz misiniz bu ikinci harekatı yapan? Ambargo kondu. O ambargo'nun ardından asala kurdurtuldu. Şimdi asala Türk diplomatlarına, işte biliyorsunuz 36 dışişleri görevlisi. Ne yazık ki büyük işte o saldırıların sonucunda şehit oldular onlar. Ama işte bu dönem artık PKK'nın da kuruluş dönemidir. Artık onun da tırmandırılma yavaş yavaş oraya doğru gidiyor. İşte bunları eğer biz birlikte değerlendiremezsek buradaki önce başlatılmış olan işte Kürt kimliği bilincinin uyandırılmasıyla birlikte başlama biz bunu. iki 1967 bölgede o komandoların baskısı bunları eğer arşivden yani daha programın ismiyle uygun söyleyeyim hafızadan çekip almazsak birdenbire efendim işte 1978 yılı işte 17 Kasım'ında Fisköy'ünde bu 21 kişi bir araya geldi. Hatta aralarında da işte ta Ankara'dan itibaren iki de Karadenizli vardı bunların hepsi Kürt değildi. Hmm. Aa Bunlar geldi Yap hayır öyle değil. PKK'nın kuruluşu bir sonuç ve bir bahane. Hmm. Bir sonuç ve bir bahane. Heh. Şimdi o zaman sırayla gidelim. Şimdi 1977 yılı başlarında Kürdistan devrimcileri fraksiyonları ortaya çıkıyor. Kürdistan devrimcileri işte Ulusal Kurtuluş Ordusu adıyla bir yapı. Sonra bunu beğenmiyorlar. Bu diyorlar iyi olmadı yani. Şık da olmadı böyle bir isim. Bunlar şöyle Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun bir kısmında. Bunlar kuzeyde, güneyde işte adına Apocular diye daha sonra tanımlanacak olan o gruplar oluşuyor. Ama daha sonra bunlar birleşmeye gidecek. Amaçları, şimdi burada başka şeyler söyleniyor. Ötekilere göre, öteki sol gruplara göre ve bölgedeki öteki işte, işte Kürt etnik kimlikçiliği peşinde kuşu, koşup kurulmuş olan Kavarızgari ve gibiler bunları CIA'in aparatı olmakla suçluyorlar. Daha işin en başında. Şimdi bu yapının önünde anımsatmak açısından söylüyorum. Şimdi kurulmuş kurtuluş şeyler vardı, örgütler. Türk Halk Kurtuluşu Ordusu. Türk Halk Kurtuluşu. He, i̇şte Deniz gez, Gezmişler işte şeyler Yusuf Arsan, Hüseyin İnan. Mesela burada savunması. Önemli, çok önemli bir savunma yapılmış. THKPC vardı. İşte Mahir Çayanlar falan olan bunların önünde. Sonra Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi vardı biliyorsun. Kaypakaya. Bu evet dava Kaypak Kaya ile işte ondan sonra biliyorsun işte evet. bir sürü bir sürü işin içine girecek. Burada bu savunmaları okuduğumuzda bu halkımız 50 yıldır burjuvazi ve toprak ağalarının diktatörlüğüne karşı mücadele ediyor diyor savunmada. Aynı şeyin işte PKK'nın ilk kuruluşunda Marksist-Leninist örgüt olmuş olması nedeniyle aynı cümleleri kullanıyorlar. Demek ki burada bir sol literatür kullanılıyor. Bu daha önce konuştuğumuz devrimci sol ana davanın savunması. Bu, bu savunmalar önemli. Yani kafa yorayım diyenler şu savunmaları okusun isterim. Ne kadar zamanları var bilmiyorum bir şey diyemeyeceğim de. Ömürleri de yeter mi onu da bilmiyorum ayrı bir şey. Şimdi bunlar ilk solun özelliği neydi? Önce bir dergi çıkartırlardı. O dergiden sonra bir örgütlenme çevresinde yapılan başardı. Burada ise tam tersi bunlar dergi falan çıkarmadılar. Bunlar dergileriniz çok daha sonra çıkaracaklar. Niçin çıkarmıyorlar? Daha sonra röportajlı yapılan röportajlarda falan bunları öğreniyoruz. Biliyorsunuz Abdullah Öcalan bir dönemler millet çok meraklıydılar işte şeyden Mehmet bir Birantan, Fatih Altaylı'ya, Yalçın Kütçe'ye, Doğu Perinçe'ye kadar, Avni Özgürel'e kadar herkes röportaja gitmişti biliyorsun. Onları okuduğumuz zaman öğreniyoruz o röportajları ki niçin önceleri dergi çıkartmıyorlar? Emniyet güçleri bunların çok farkına varmasın ve üstlerine gitmesin diye. Bunlara öyle bir akıl verilmiş. O dergileri çıkartmama sebepleri o. Seminerler yapıyorlar işte üniversitede demin altını senin çizmiş olduğun işte üniversitedeki çeşitli öğrenciler bunlar bir araya geliyor ama ha burada neler burada özet olarak şöyle bir şey konuşuluyor deniyor ki sol bu Kürt meselesinde Marksist Leninist teoriler doğrultusunda doğru çözümlemeler yapmıyor Heh, peki o zaman biz doğru çözümlemeler yapalım yola çıkarak işte bu örgü, öğrencilerin bir araya gelmesini sağlıyorlar. Eleman sayısını çoğaltma Abdullah Hocalan o dönemde. Manevra alanını genişletme sürecinde örgütlenirken